yıl sonu itibariyle 16 milyon turist hedefiyle devam ediyor. İnşallah başaracak. Önümüzdeki yıllarda bu senekinden daha iyi bir performans bekliyoruz. Antalya hem doğası, kültürü, denizi hem gastronomisiyle gerçekten önemli bir destinasyon. Dolayısıyla hani bu destinasyonları ne kadar artırırsak, Antalya, İstanbul başı çekiyor şu anda Türkiye'de ama her zaman söylediğimiz gibi hem 12'ye yaymak hem tüm Türkiye satına turizmi yaymak 50 milyonlu rakamları 60 milyonlara 70 milyonlara çıkartmak için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. 2019 rakamlarını şu anda bu yıl sonu itibariyle inşallah aşacağız. Bundan sonraki yani 2019 referans yılından sonra neredeyse 4 senedir gerçekten hani 2023'ü saymaz isek 3 sene gerçekten turizm sektörü çok sıkıntılı dönemler geçirdi ama 2023'ün başından itibaren hakikaten şeyli fuarlarda ve gittiğimiz turizm aktivitelerinde hani gelişi belli oluyordu sezonun. Tüm dünyada aslında çok ciddi bir turizm hareketinde artış var. Hani pandeminin getirdiği bir psikolojik durum olsa gerek bütün dünya çok seyahat etmeye başladı. Bizim ülkemizde de çok ciddi seyahat sayıları arttı. Hem iç turizm açısından arttı hem de yurt dışından gelen turist açısından. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi sezonlar bekliyoruz. 100. yılı, Cumhuriyet'in 100. yılında rekor bir yılla inşallah bitireceğiz turizm yılını. Bundan sonraki yıllarda önümüze bakacağız. Hep rekorlar ekleyerek devam edeceğiz. Gelirler tabii bizim gibi kitle turizmi yapan ülkelerde hep $1000, $1000'ların üstü hedeflerimiz vardır ama kitle turizmi yapan ülkelerde bizim gibi yani 50 milyon, 60 milyon turist alan ülkelerde bu ortalamaları $1000'lara çekmek özellikle tatil yörelerinde zordur. Yani şehir turizminde kolaydır bu iş ama tatil turizminde hani 9 günlük, 10 günlük kalış ortalamaları olan yerlerde 850-900 rakamları iyi rakamlardır. Bizim de o konuda da başarılı bir ivme yakaladığımızı söyleyebilirim. Erken rezervasyonumuz bizim İzmir fuarımızda Travel Turkey ile başlayacak inşallah. Aralık ayının ilk haftasının sonunda erken rezervasyon kampanyasını başlatacağız. Geçen yıl da erken rezervasyon çok hareketliydi. Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz şu. Yani erken seyahatinizi planlarsanız, erken alırsanız hem çok uygun fiyatları alma şansınız olur, hem istediğiniz yerde tatil yapma şansınız olur, hem de istediğiniz zaman tatil yapma şansınız olur. Tatil zamanları geciktikçe Türkiye bir turizm ülkesi. Gerçekten bir pazar kapansa iki pazar, üç pazar yeniden açılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin turizm rakamlarının düşmesi söz konusu değil. Çünkü alternatif pazarlarımız çok fazla, çok değişik yerden turist kabul eden bir ülkeyiz. Onun için iç turizmde vatandaşlarımızın çok erken davranması lazım. Dolayısıyla da biz böyle yılbaşından sonra olan erken rezervasyonları hep Aralık başına doğru çektik. Ben vatandaşlarımızın erkenden tatil planlarını yapıp tatillerini satın almalarını tavsiye ediyorum. Otellerin konaklama tesislerinin pazar pazar kontenjanları ayrılıyor. Doğal olarak TL ile satılan pazarların önce satılması daha beklenen bir şey. İngiltere'de öyle, Almanya'da öyle. Yani yalnız Türkiye pazarı için değil bu. Tüm pazarların kontenjanları her otelin kendi stratejisine göre ayrılmış vaziyette. Dolayısıyla Türk pazarına ayrılmış kontenjanlar dolmadan rezervasyonlarını yapsınlar.